olmasaydım diyor. Kesimize barbarlık var. Bizlerim, dizlerim. Şimdi ondan sonra dizlerime diyor, rahatsızlık olmasa diyor, gelsem oraya diyor. Yere bir vali efendim olmuş da onu gösteren. Hemen diyor başladı iştahı. Orada güç ve kuvvet mena sendelinde diyor. Ne kadar put varsa vur indir aşağı diyor. Ah diyor, ah diyor, dizlerim tutsa da diyor, oraya gelsem diyor. Yani bir tük tükürüp de ben atsam diyor onların suratına diyor. Çok militarist bir ruhu var. Ama tam şimdi Mevla'ya karşı kıskançlığından da nasıl sen ona rakip oluşturursun? Nasıl Rabbime ortak koşarsın? Sen nasıl bunu yaparsın? Kıskançlık. İnsan kocasını kıskanıyor, parasını kıskanıyor da bir yanlış bakan gözüne uyuyor da. Niye Rabbim seni kıskanmıyor? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bugün Allah gayyur ve yuhibbul gayyur ve amru gayyur. Allah başta kıskanç peki. Bu gayyurluk sadece karı kız muhabbetinde bir şey bunun. Hazım radıyallahu anh da İmam Safuri söylüyor. Herkes de başta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bile ya. Hazreti Bekir Sıddık de birlikte Mekke'den Medine'ye gitti. Ama sahabeden bir kişi tek başına gitti Hazım radıyallahu anh. O da geldi, makam İbrahim'e durdu, iki rekat namaz kılayım dedi. Kılıcını kalkanını koydu oraya. O da onlar bakılır, ne yapacak bu? Onlara göre deli. Alacak şimdi bizi. Saldırır mı saldırır bu? Hadi bakalım bekliyorlar ne yapacak işte selamdan sonra. Neyse duasını kalktı aşağı bize baktı onlara. Dedi ki men erade en yurammide zevcetehu ve yuytime evladehu fel yelkani varae hazel vadi. Karışın dul kurmak isteyen varsa, çocuklarını yetim kurmak isteyen varsa, aha daha şurada dağın vadisinde arkada tarafta bekliyorum gelsin, vuran vurana kıran kırana gideceğiz. Bu kadar. Cavus Sultan Selim Han dediği gibi, kimse dünyada erkek olduğunu savunmasın diyor o anda. Erkek olduğunu iddia eden karşıma çıksın diyor. Buna varına kıran kıran gideceğiz. Kim kimi ha? Kırarsa o da erkek oldu erkek. Şimdi benden karısı yok dünyada. Sanırım sen ne diyeceğim artık? İbadet. Biz böyle efendim mücahit kesiyoruz. Tehlikeyi görünce yorganı çek ondan sonra. Şimdi bazı evlerde böyle ufak köpekler olur böyle. Büyük köpek geçerken böyle. Mesela hatta büyük böyle efendim kaçıyormuş numarası yapar. O da ürküttüm diye peşinden koşar. Büyük şöyle bir durur. Mücahitliğimiz böyle oluyor biraz daha. Allah düştüğümüz yerden kalkmaya bizleri muvaffak eylesin. Onların bedenleri ruhları taşıyamıyordu. Adam cepheye gittiği zaman bir gün dörtte bir cephede kalır, dörtte bir eve gidiyor. Hürmetin Hikmet ya, Türkiye ilk defa geldiği zaman Erbakan bir şeyle karşılamış havada. Erbakan Hoca dedi ki, Kiyen yüzüyle bunca Hikmet yerlerin göğsüne yasadı böyle. Ey arslanların, de, şey Allah'ın arslanları. Hüzzet'in hikmeti dedi ki, Allah'ın aslanları dedi cephede kaldı, biz firardayız dedi. Söze bak ya, ağzım alıyız. Allah'ın aslanları cephede kaldı dedi, ben firardayım dedi. Bak burası hakikaten İmam-ı Rabban dedi gibi yani, tamam mı? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun sıfatları haricidir. Ne anlamda? Ne anlamda? Yani bu mesele harici bir varlıktır. Yani görüyorsun vesaire. Mevla'nın sıfatları da haricidir dendiği zaman zannediyoruz ki Allah-u Teala'nın sıfatları aha böyle gözüküyor. Yok, öyle değil diyor. Kainattaki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun esma ve sıfatına zilli varlık bulaştığı için diyor. Bak bu alemin tonuna bulaşıyor değil mi? O kadar. Ha, o haysiyetten diyor sıfatlara harici diyoruz. Yoksa ya la ta'ayyum makamında Cenab-ı Hak Celle'nin sıfatları işte ne bileyim mahlukatın dışında vesaire harici. O değil, o değil, o değil. Yani ne oluyor? Mevla'nın sıfatları diyelim mesela hariç makamında vardır. Dendiği zaman yani zil makamında, zilli varlık makamında Mevla'nın sıfatları söz konusudur. Eyvallah. Bendeki mesela görme, Mevla'dan geliyor. Harici bir varlıktır. Ne demek harici varlıktır? Aa bunu gördüğüm gibi görüyorum veya tuttuğum gibi diyorum vesaire. Yo, varlığın varlığına
efendim yani zilliyet bulaşmış varlığa harici varlıktı denir diyor. İmam Rabbani Kudüs'ü diyor. O diğer mektuplarındaki diyor yani ifadeyi böyle anlayın diyor. Burası diyor nazik bir nokta. Bu anahtarla birçok efendi şifreyi çözeceksiniz diyor. Öyle acayip bir şey ya. Burada iki satırı var. Diğer mektup, mektuplarda mesela işte öyle bir yer gelip çitliyor ibareyi. Sen de Kürstüman bir lügat manası veriyorsun. Mektubat anlaşılmaz. Nasıl anlaşılmaz? Mektubat, mektubat anlaşılıyor. Ayetten ayete tefsiri. Öyle. Yani niye orada da kapalı konuştu? Ya her yerde zaten A'dan Z'ye misallerle dolu konuşsa olacak bu 10 cildi. Ulan bu 2 cildi okumuyor millet. Nerede kapalı konuşacak 10 cildini? Ha, öyleyse yani burayı bilen bilir diyor. Fehime men fehime. Burayı anlayan o anlar diyor. Ben daha ne söyleyeyim diyor. Hatta bir de şu var yani. Bu kadarını söyle diye bana diyor emretirler diyor Ömer Abdani. Öteye geçme der gibi. Onun için yani aslında tasavvuf mesela kal ilmi değildir. Hal ilmidir değil mi? Emrahi cehdeyle hali haleyle kal ehli olandan intisal eyle erenleri bulda intisal eyle seni de vasılı mevla ederler. Emrah'ın dediği gibi. Kal ehli olandan kaç. Hal ehli olana bulaş diyor. Emrah diyor. Ondan sonra diyor. Senin de eninde sonunda erenleri bol. Takıl peşlerine. Senin de eninde sonunda diyor vasılı mevla ederler diyor. Şimdi İmam Rabbani Kuddisesi ruhu da yani memur. Peki. Tasavvuf anlatılmaz ki yaşanır. Taşköprüzade Müftah-ı Saadet diyor ki madem ki yaşanır öyle bilinir tasavvuf. Niye peki ulema tasavvuf kitaplarını yazdılar? Diyor ki tasavvufu meşrebe sahip olanların arasında hasbihal olsun diye. O vadide yürüyenler de o meslekte peki seyrüsülük edenler arasında bir tanışma, bir unsiyet olsun diye yazılıyor bu. Burada ben bunu okurum, İsmail'de okurum, ben bunu Fatih Camii'de okusam beni sille tokat kürtanak kürtana şey yaparlar. Onun günüde Bağdat'ı Kudüs-i Ruh, İmam-ı Şari'nin buyurduğu gibi dersi ileri ihvan odaya alırdı, kapıyı kilitlerdi, anahtarı da baldırın altına koydu ve o şekilde onlara tarikat anlatırdı. Niye? Herkesin kapasitesi müsait değil. İnsanları peki yoldan çıkaracak peki veya insanların kapasitesini karşılayacak ilimleri insanlara anlatmak gücünde Bağdat'ı fitneden başka bir şey yapmaz diyor. Ahmet Davutoğlu'ya götürmüş. Çile yayınları bana şey teklif etti tercümesini. 20 sene önce 50 milyon verdiler. Yok kardeş dedim. Efendiye dedim. İleride yaparsın demişti o zaman. Ahmet Davutoğlu Hoca'ya gitti Çile yayınları. Ya hocam dedi bunu falan filan tercüme mercüme. Yemek yiyormuş mübarek adam. Almış böyle bakmış. Kardeşim demiş bu demiş. Kale yakulli olacak şey dedi. Bana hale yakulli lazım demiş. O da bende yok demiş. Geçim demiş. O kadar. Bu adam küçülmedi. Bu adam daha çok büyüdü. Daha çok büyüdü. O kadar. Peki ey oğul bana. Peki ey oğul. İsmâ firren gâmidan. Sana var ya çok kafalı bir sırrı ifşa edeceğim diyor. Sana bir sır vereceğim diyor. Ey yâ ve ismâ firren gâmidan. Bak dinle. İnnel kemalâti zâtiyyete Cenab-ı Hak Celle Celal'in öz zatına has bütün güzellikler var ya İnnel kemalâti zâtiyyete ama bunlar nerede peki söz konusu oluyor? Fî mertebeti hadreti zât te'âlât ve tekaddeset öz zatı fâki subhâni la te'ayyum var ya orada la te'ayyum makamında peki hani neydi o? Mertebetül asale vardı ya orası işte zilliyet daha yani zuhur etmemiş o seviyede, o noktada, nokta bile diyemem oraya yani, ibadet alanından bile konuşabiliyoruz. Peki orada peki, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu için bahis mevzu olan bütün güzellikler var ya, tamam. Aynu hadreti zati, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun öz zatının kendisidir diyor. Öyleyse, tesifatul ilmi, Cenab-ı Hak Celle ilim sıfatı, mesela bir örnek vereyim, ilim, ister vücut tut, ister hayat tut, ister ondan sonra semih tut, ister basar tut, hepsi bunlar kemalat-ı zatiyye değil mi? Ve sıfatul ilmi mesela Mevla'nın ilim sıfatı var ya fîzâdike mevtîn orada öz zat-ı pâki subhâniye hani
mertebetül asılda, la teayyum noktasında ilim sıfatı aynu hadrefi zati, Mevlana kendisi. Dünyada Cenab-ı ilmin değer ve kıymetini anlatan şu ifadeden daha üstün ifade bilmem ben. Onun için ben diyorum ki kim demiş Cenab-ı Hak Celle Celaluhu anlatılamaz. Bal gibi anlatır, al sana, tamam mı? E şimdi bak, millete peki, ne yapacağım bu kadar kitabı vesaire falan filan. Benim işim Allah arkadaş ya. Allah'a olan bir adam var ya, bizim Nurettin Hoca var, Nurettin Can var ya. Evi doldu kitap, onu da ben tetikledim, Ahmet Banu Hoca kursundayken. Kitap artık yani. Yer kalmamış, hanım artık yani bir infilak etmiş. Ya Nurettin demiş, ne yapıyorsun demiş ya. Ne yapayım ben de diyor, tuttum tam karşıdan bir daire tuttum. Kitapları başladım oraya taşıma. Kadını o gece bir rüya görüyor. Kadın çok salih bir kadın. Büyükler geliyorlar. Birisi diyor ki bana teveccüh etsene. Bana şefaat etsene. Etmem diyor. Niye? O diyor kitaplar evden kovdu. Sabahleyin kalktı kadın. Nurettin dedi. Bütün o kitapları tekrar buraya getir. Ne olur dedi. Mutfağa koy, banyoya koy. Affedersin tuvalet vesaire olmaz da yani. Nerede bir boş delik varsa hepsini buraya koy. Ya vardı bana diyor. Beni buraya getirdiler çıkıyorlar. Yani iş kağıt kabuktan ibaret olsa ya niye bu kadar sisteme maruz kalsın ki yani. Ama işin içinde Allah var arkadaş ya. Hangi filozofun peki, hangi filozofun, hangi ehli hikmetin şöyle bir ifadesi vardır ki? Ve İslam'ın ilke bir ikra geliyor. Şimdi biliyor musun? İkra için bu bağını anlayacaksın. Allah ilk emri peki kendisini ortaya koyarak söylüyor. Oku. Niye? Çünkü okumak benim diyor Cenab-ı Hak Celle Celle. Allah Allah. Mevla beyninle meşgul ol diyor. Ben benimle meşgul olurum. Ben nereye gideceğim peki? Bu Allah'la ben nasıl anlaşacağım peki? Yani şu ifadeleri var ya, şunların değerini var ya. Fiziksel olarak yani bir fedakarlık ortaya koysak var ya. Yani atlayıp kendimizi yoklamamız lazım. Şu satırlar manavgat şerresinin başında okunması lazım. Tamam, cezbeye gelen şu satırın hakkını vermesin. Doğru manavgat şerresine bitti. Bir tane adam kalmayacak. Hepinin gizliğinin arkasında ben güm. Bitti o kadar. Demin buradaydı bunlar şimdi yok. Niye yok? Nasıl durayım ki peki ben yani? Burası korkunç bir potadır ha. Bak burası bir düdüklü tencerenin kapağı gibi bu. Yukarıdan böyle bir buhar çıkıyor, tamam mı? Görmüş, işte tencere buhar çıkartıyor. Ama sen tencerenin içerisinde cümbüşler var. Nohutlar, fasulye nasıl kaynıyor biliyor musun sen? Erkek sen aç bakayım o kapağı. Mutfak battı gitti, her taraf oldu yemek. Burası böyledir. Hani şerhi çok uzun gidiyor. Böyle okudun gittin mesela. Yok arkadaşım, yok. Bir yumruk hamur gibi burası. Al eline merdaneyi bir aç bakayım, ne oluyor? Yufka. Burası bir daha göle düşen bir taş misali bu. Taş bir daire, o bir daire. Gölün ta öbür ucuna kadar daire gidiyor. Bazı yerler böyle mektubatta. Demek ki fesifatul ilim, ilim sıfatı var ya mesela fi zalikel nautini o makamda ha. Aynı hadreti zati ve kezel kudretu bak kudret söyle. Allah ne? Kudret oldu. Vel irade, irade öyle. Allahu iradetun. O kadar peki. Vesairü sıfat, sürgülsün diyor. Hayat semir. İşte yine söylemekte fayda var. Esma-i Hüsna'yı var ya, bütün şifre orada gizli. Esma-i Hüsna'nın böyle bilimsel seviyede ders olarak takdiri gerekiyor. Esma-i Hüsna'da bir şifre çözüldü, tamamdır Allah'ın izniyle. Kainatta paradoks diye bir şey kalmıyor artık. Tecellilerini mi hocam? Yani tecelli geç ya, tecelli geç. Yani merkezi ineceksin peki. Özde ve temelde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hangi sıfatlar peki yani? Kemalat-ı zatiyesini oluşturan nesneler ne peki? Onları merkeze getir. Tecelli bitmez arkadaş ya. Tecelli gider de gider. Şu an dünya insanlığı tecellilerle uğraşıyor. Gerçi tecelli anlamakta Mevla yol var ama uzun yol diyor Murabbani. Burhan-ı İmmi var, Burhan-ı Limmi var. Murabbani diyor ki eserde müessire mi gidelim, müesside esere mi gelelim diyor. Murabbani diyor ki yani bu eserden müessire gitmek diyor yani o diyor çok zor. Yani binde bir kişiye vurur o. İsmet Garibullah'ın derine göre 400 yıl çeker diyor. Ben o maddeyi göreceğim. Vay işte efendim Berlin'de bir ormanda ağaçlar La İlahe Muhammed Rıza dizilmiş. Vay bilmem Isparta'da efendim yani işte bir pavuç çıkmış Allah şeklinde yazılı. Vay balığın sırtında peteğin bilmem nesinde falan Allah yazıyor. Eserle uğraşıyoruz.
İmam Rabbani diyor ki ya bundan sen kurtulamazsın ki diyor. Niye? Tecelli habire geliyor, habire geliyor, habire geliyor, habire geliyor, habire geliyor vesaire. Ya gel merkeze çıkalım diyor Rabbani. Ha, bunun kaynağını görelim diyor. Oradan baktığın zaman olmuşu da görüyorsun, olacağı da görüyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh dediği gibi yani. Ömer şöyle terbiyeyi aralıyor, Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderle fırlatıyor. Oradan gelmek, yukarıdan aşağı gelmek gerekiyor. Aşağıdan yukarıya mesafe çok uzun. Tam bulursun eyvallah. Bir yerde yani Cenab-ı Hak işte evvela yansurun ve efela yansurun ile ibil keyfe hulikat mahlukatı devreye sokuyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ama genelde insanlar işte mahlukattan hareketle yukarı giderler. Ama hava öyle değil. Orada yukarıya geldiğin zaman deveyi de görsen, fili de görsen, pitonyonu da görsen hiç böyle yani şeyini çekmez böyle, ilgini çekmez bile hatta ya. Yani. Niye? Sen Yaradan'ı gördün peki. Yaradan'ın kendi zatına sani'i gördükten sonra hangi masnu senin önüne gelirse gelsin. Mimar Sinan'ı sen tanıdıktan sonra Süleyman'ı cami karşısında burada hayran kalmazsın. Selimiye karşısında burada hayran kalmaz. Niye? Adamın kendisini tanıdın. Hatta yaptıklarına yetiyor, yaptıklarıyla değil bu adam yaşasaydı çok daha harikalar yapabilirdin. Ne anlıyorsun peki zatını tanıyınca bir yerde? Tasavvuf oradan bu tarafa gelmen mesleğidir. Şimdi bu bağlamda insanlar peki hangi Allah'la uğraşıyor peki? Ne Allah? İnsanlar Mevla'yı layık olduğu gibi anlatmaktan öteye tanıdıkları kadarıyla Mevla'yı anlatıyorlar. Allah o ne peki yani? Diyelim işte söz gelin affedersin. Binde birlik bir Allah'tan bahsediyor. Allah o değil ki. Kimisi mesela şuradan giden insanı mesela hakikaten yani ruh be ruh eskerin tabiriyle böyle yüz yüze görür tanır değil mi? Kimisi buldu cam arkasından da adamı görebilir. Peki ikisinin peki Mevla'yı tanıma o adamı tanırsa aynı mı peki? Kaldı ki bazı insanlarla Mevla'nın arasında ne perdeler ne buzlu camlar var vesaire. Peki bugün Allah'tan bahseden bizlerin Mevla'dan siz Mevla şöyle Mevla böyle Mevla şöyle Mevla böyle hangi Allah peki? Kalite neymiş? 12 ayar mı? 14 ayar mı? 16, 20, 22 ayar mı? Ne peki ha? Bizi bir tezat abi tutar gitti iş abi yuttuk yani. İmam Rabbani'nin beyanıyla yani insanlara vaaz etme yetkisine sahip olan yegana şahsiyet kutbudur, şahtır diyor. O kadar. Gerisi suyunun suyu. Biz en iyi bulamadık da işte en iyi, en yakın, en yakınının 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 yakınını ilerliyoruz biz. Demek ki Mevla'yı bilme nereden gidiyor hadise. Onun için yani Sultan Melek buyuruyor ki Mevla'nın oğlu. Mevla'nın dostunu tanımak, Mevla'yı tanımaktan daha zordur diyor. Mevla'nın dostunu tanımak, Mevla'yı tanımaktan daha zordur diyor. Biraz sefir vardır bu sözde. İspatını şöyle yapıyor. Bugün Allah'tan herkesin haberi var. Bak camiler doluyor vesaire. Ama Şeyh Yahya mesela hangi ilmi irfan sahibi? Mevla'yla peki ha? Ünsiyetinde bunu kaç kişi biliyor? Ya bir kişi ya iki kişi peki. Ama oho Allah tanıyor ben namaz kılıyor, oruç da acı zekete gidiyor vesaire var. Ama kaliteyi vurduğun zaman abi iki kişi var ya, işte onlar tanıyor aslında Mevla. Demek ki merkezden taşıya açılmak için de merkez efendiye ihtiyaç var. Tabii. Yani televizyonda göründüğü için uyduya ihtiyaç var. Uyduyu çıkart, bitti. Görüntü mühendi bitmiş. Yekdemi budan be merdan-ı huda. Behter sabasal budan der tuka diyor Mevlana Camii. Evlen dostuyla bir an oturmak, yüz yıllık nafile ibadeti katlar atar diyor adam diyor. Bir an yüzüne bakıyorsun, ne oluyor orada? Ne mi oluyor? Elektro telekomünikasyon diyorlar. Ne elektro telekomünikasyon iletişim oluyor biliyor musun? Bitti, adam senin kimyanı çeviriyor ya. Kimyanı değiştiriyor ya o anda bir bakışla. Ve buradan git sen usul hadise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir an gören sahabenin peki ondan sonra şeyini düşün yani kimyasını düşün. Ne biçim bir yani organizasyon söz konusu oluyor o insanın bünyesinde ki o düşün ki yani Ömer ibn Abdülaziz bir yani işte radıyallahu anh büyük bir adam mesela büyük bir halifedir. Vahşinin yani ayağından kalkan tozun zerresine bile denk olmuyor yani. Niye vahşi? Çünkü imanla bir kere gördüm. Dünü kabul et. Ya vahşi bir denk değil. Nerede kaldı Ebu Bekir Sıddık? İşte tasavvuf bu çizgileri yakalama mesleğidir yani.
Peki, evet. Demek ki kudret sıfatı, irade sıfatı ve diğerleri de aynen bu ilim sıfatı gibi. Ve eydan, yine eyyelvere, isma'a sirren gamdan. Yani kapalı bir sırrı sana ifşa edeyim, bunu söyledi. Yine ve eydan, bir şey daha söyleyeyim sana diyor. Enne hadrete zâti fî zâlikel mevtîn. Bak o la te'ayyum mertebesi vardı ya, ha, kemalat-ı zâtiyyenin söz konusu olmuş olduğu nokta. Orada var ya, öz zat-ı fâki sübhane, bitemâmihâ, yani bitemâmi zâtihâ yani. Tüm zatıyla, peki, tüm varlığıyla ilmun, ilimdir. Ve kezalike, aynı şekilde, bitemâmiye kudretun kudrettür. Bunu böyle kalacak. Allah'ın tamamı ilimdir. Mevla'nın tamamı kudrettir. Mevla'nın tamamı hayattır, tamamı peki, semidir vesaire. Ha, şöyle değil ha. La enne ba'da hadreti zâb. Mevla bir futbol topu gibi, latteş ve latte bir parçası, ilimdir. Ve ba'dan âkâr minhâ bir kısmı efendim, kudretin kudrettir. Ya, yo. Öyle tasavvur etmeyin yani. Ya ne oldu şimdi? Hani köşede bir abice taşı gibi. Bakıyorsun böyle yeşil gördün. Bakıyorsun böyle kırmızı gördün. Bakıyorsun böyle sarı gördün. Tamam mı? Böyle bakıyorsun tamamı tümü kristal peki. Değil mi? Kırmızı gözüküyor. Tümü kırmızı. Kafayı eğdin tümü sarı gözüktü. Yoksa o köşelerin bir tanesi kırmızı, bir tanesi sarı, bir tanesi yeşil öyle gözükmüyor ha. Tümü avizenin için şey gözüküyor. Nedir? Kırmızı gözüküyor. Tamamı kırmızıdır. Tamamı yeşildir. Tamamı şeydir vesaire. Havai fişek gibi değil. Patladığı zaman kırmızı, yeşil, beyaz vesaire. Ne öyle değil. Yok. Şimdi gel de gir bakayım oraya. Nasıl Cenab-ı Hakk'ı şimdi tek kelimeyle yansıtacaksın ki? Tümü hayat, tümü ilim, tümü semi, tümü basar peki. Böyle olan varlığı anlat bakayım. Gel bakayım bana. Yok. İşte orada dil duruyor. Mubarabban diyor ki esna ve sıfatıyla yani böyle burun buruna Cenab-ı Hak'ta karşı karşıya geldim diyor. Fakat gene müsemmayı bir türlü yakalayamıyorum diyor. Yani esna ve sıfatı sanki bir kabuk gibi düşün. Çıkar o kabuğu cevizin içini görür. Aha ceviz bu şeklinde müsemmayı diyelim Ramazan. İsimden tamam Ramazan'ı keşfettim. Ne mübarek bir zat olduğunu vesaire. Ama ve lakin Ramazan'ı Ramazan yapan zaten muşakata mantıklarıyla. Öz Ramazan, yok isim onu vermiyor. Yani kaput, motor ve işte diyelim iç aksesuarı vermiyor. Kaput, işte kaputla tanıdık Mercedes, o kadar. Ama içine girmek, görmek vesaire falan ne? İşte onu bir tek kelimeyle izah edeceğiz. Allah'ın nuru semavati vel ard, o kadar. Orada kendisi nasıl görüyor İmam Rabbani Hazretleri? Yani tamamen bir itibarla kudret görüyor, bir itibarla zat mı yoksa nasıl görüyor yani? Veya tamamen öz zat mı, itibarlı mı? Nasıl orada idrak ediyor? Yani saf kristal avcı taşı gibi. Saf kristal yok yani. Saf böyle bembeyaz nur böyle saf bir şey. Yok. Yani bir bakıyor yok. Kudret görüyor tamamen. Bir bakıyor tamamen hayat görüyor. Bir tarafı ilim görüyor. Öyle. Ha. Bu kadar derin diyor. Tam göremiyor şey. Tam saf bir şey yok yani. O onlar var ya hakikaten yani tamam. Eyvallah. Hepsi Mevla'da var. Yani avizenin eğer kırmızıyı yansıtma kemalatı olmasaydı kırmızı gözükmezdi ki. O zaman ne oluyor peki? Ha, avize demek ki kendisinde kırmızılık, yeşillik, sarılık, beyazlık, siyahlık gösterme kabiliyeti bulunan bir nesnedir değil mi? Ha bunu söyle. Ama ve lakin bu avizenin birinci taşı böyle yeşil gözüktü. O anda kırmızı gördüğün zaman başka renk göremezsin orada. Tamam mı? Uzun sıfattan fazla yok mu zat farkı? Men arafallah kelle lisanı diyor Ramazan. Tanıdın mı? Evet. Anlatsan Ramazan Allah. Hocam Allah. Allah Ramazan bitti. Yok. Dilip durdu Ramazan. Sen bu kafayla gel bakayım. Kur'an'a bir gir bakayım. Kaç ayet yürüsün? Birinci ayette tamam bir 50 yıl kalırsan rahat. Gerisi haydi mahşerde. Cennet bence. Peki ve kezalike bi temamiye kudretun değil mi? Eyvallah. La enne ba'da adreti zâd ilmun ve ba'dan akar minha kudretun peki. Feynet niye peki böyle değil? Çünkü feynet teba'uda ve tecezziye muhal. Hunak. Bu noktada teba'uda ve tecezzi yoktur. Şimdi düşün yani Hristiyan'la ben anlaşacağım Allah'ın. Nasıl anlaşacağım ki? O baba, oğul ruhu kudüs söylüyor. Terkip var, terkibin ben olduğu yerden... Parçalanma özelliği olan bir şey peki nedir? Hadistir.
benim Allah'ım kadimdir peki. Hadiste kadim karşı karşıya gelse, 2000 santigrat efendim yani ısıda küpkünüzün avuver sobası bir damla suyla karşı karşıya geldi. Ne olacak peki? Düştü o damla su efendim onun üzerine, pişt, bitti gitti gibi olur yani. Kadimle hadiste peki nasıl karşı karşıya gelecek ki? Vâcil kemalatû, bak bütün bu kemalat var ya, bu güzellik, keemme, sanki bunlar var ya, keemme, sanki kayıtlara dikkat edelim ha, usulü fıkıda gördük, kayıtları ne yapıyor değil mi? Keemme, sanki bunlar var ya bu kemalat, ne o, ilim, işte kudret, irade vesaire sıfatları vesaire, vâcil kemalat, keemme, muntezaatun min hadretizzat, sanki bunlar öz zat-ı fâki subhaniyeden yani ayıklanmış şeyler bunlar. Niye kendine diyor? Niye kendine diyor? Çünkü bir yerde sıfatlar özzat ve fakir sıfatlar aynıcı değil mi? Yani. Eyvallah. Keenneha. Keenneha. Ve ara. Ve ne oldu sonra peki? Ha, zattan peki bunlar munteza. Ve ara da leha. Ve bu sıfatlara ne oldu? Arız oldu. Ettefsil detay. Fi hadretil ilmi. Mevla'nın peki ilminde. Tamam mı? Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle bir durdu diyelim. La teşhüve la temsil. Şöyle kendini, Cenab-ı Hak'ta bütün kemalat var. Eyvallah. Hani demin bir mühendis misali vermiştim değil mi? Adamda mesela güçlü sermaye var ama sermayenin türleri farklı farklı. Bir mesela kendisinde para, menkul, gayrimenkul ne var ne yok bunları düşünmediği bir an. Sonra adam ne yaptı? Şöyle orada bak temayüz yok orada. Yani ne kadar mesela diyelim dolar var, ne kadar avro var, ne kadar peki altın gümüş var, temayüz yok. Birinin öbürünün ayrışması yok. Tamam. Bak Mevla'da da mesela Latteş varsa böyle bir hal var. Hayat, ilim, semi, basarı hiç temayüz. Neresi hayat ne? Hayattan bahis yok. Tamam. Bir harç gibi yani. Neresi peki çimento, neresi kireç, neresi kum? Temayüz, ayrışı söz konusu değil. Böyle bir... Bak ibareken daraldı. Böyle bir an geçti ki o makamda andan bile bahis yok. Çünkü an hadistir. Bu konuşun yapıldığı yerde Hudüs'ün peki ne işi var ki orada? İmam Rabbani diyor ki bu sıfatlar var ya sanki diyor Mevla'dan ne oldu? Ayrıştırıldı. Peki ama bak burada ne diyor? وَعَرَضَ لَهَا اَتْتَفْسِيلِ Bu sıfatlar peki özzattan kendine sanki ayrıldı ve sıfatlara detay geldi ama fi hadret-i ilim. İlim hazreti. Yani ne? Mukaddes ilminde Allah Celle Celaluhu'nun. Ne zaman Mevla diyelim kendi zatında mündemiş bulunan peki mevcut bulunan kemalatı bilme istedi. Cenab-ı Hakk'ın ilminde hani Mevla şöyle baktı. Bende ilminde oldu. Fakat ilim olmasa dönmüyor işte. İlimle dönüyor. Hazreti ilmi de o yani tamam mı? İlim hazreti ne demek ilim hazreti yani ilim sıfatı yani senin öyle ya mesela aklı başında bir insan ilim sahibi olan bir insan kendine ne var ne yok bunun dökümünü yapar o kadar mesela bende tefsir var mı hadis var mı fıkıh var mı benim kafamda eğer ilim melekesi olursa ben bunu ortaya koyarım yoksa peki hiçbir şey yok demektir ilmi tavir yani Cenab-ı Hak aslında ya Rabbani şey yapıyor Mevla'da ilk defa sudur ne etti vücut sıfatı illa bir önce patlak verdi. Sonra hayat sıfatı patlak verdi. Sonra ilim sıfatı patlak verdi. Mektubunda ne söylüyor? Varlık olmadan ne hayat olur peki? Ne peki ilim olur değil mi? Zuhur böyle oldu. İnsan da öyledir yani. Önce vücut mesela, diyelim mesela var, insanın varlığı söz konusu olacak. Ondan sonra ve tevabi'uhu diyeyim Rabbani. Varlığa değinmezse ondan sonra kademe kademe ardından gelir. Rabbani önce vücut sıfatı zuhur etti. Sonra hayat sıfatı diri olmak, ölü değil ilim olmaz ki. Hayat ondan sonra ilim geldi. Fakat Mevla'nın kendisinde bulunan tüm sıfatlarına haberdar olmasın ilimli olmuştur. Peki o zaman peki Allah Celle Celle kendi ilim sıfatına muhtaç mı? O demek gibi oluyor peki. Orayı affedin fakir çözüyor. Ben oraya şöyle yansıtıyorum. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun durumunu biz anlatırken bu ifadeyi kullanıyoruz. Yoksa Allah-u Teala ilim sıfatına muhtaç olan dolayı değil. Tamam mı? Mevla peki ilmini diyelim mesela ilim yani devreye girmeden önce de o sıfatlar Cenab-ı Hak dedi gene vardı. Biz izah ederken yani el ayası gibi senin anlayacağın. Tamam mı? El ayası gibi. Şimdi diyelim ki mesela şu el ayasının zuhuru
Peki şu kulun mesela olmasına bağlı değil mi? Kulun da zuhuru bedenin olmasına bağlı. Bedendeki vücuttur. Ha bu koldaki mesela hayat sıfatı gibi. Şu el ayası ne oluyor? Mevlan ilmi oluyor. Şimdi şu el ayası bilinmeden tamam şu parmakların vücudu varlığından haberdar olmak mümkün değil. Mevlan ilmi sahip olmuş olduğu kemalattan haberdar olmasını iktiza ediyor. Yani öyle Mevla'nın böyle demek olmaz da tarif ve tasvir için bunu söylüyorum. İlim sıfatıyla Cenab-ı Hak kendinde varını öpüyor. Kendi zatında, kendi zatını peki ilmiyle işte icmalen seyreli diyor. Bütün şifre bu. İlk tayyum bu o zaman değil mi? Yani ilk tayyum ilmi tayyum oldu o zaman. Tayyum belirme demektir. Lügat manası, zuhur demektir. Onun için diyorum ilk taayyün ne olmuştur? Vücut sıfatı belki ortaya. Burada taayyün yok daha değil mi? Ya taayyünden. Taayyünde ilk patlak veren vücuttur. Onun için Allah vücudunu örnek verdi. Dikkat ederseniz. Tamam mı? Ha sonra ikinci taayyün. İkinci taayyün derken o bildiğiniz bir ikinci taayyün değil yani. Yani kendi ilminde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan diyelim veya öyle demeyelim şöyle diyelim. Allah Celle Celaluhu'na sıfatlar zuhur ederken ilk olarak vücut sıfatı zuhur etmiştir. Sonra tenim hayat sıfatı, sonra ilim sıfatı zuhur etmiştir. Temayüz fiildir. Fiil ise hadistir. Tamam. O zaman burada tayyum oldu hocam. Nerede? Biraz önceki anlattığın. Tayyum evvelde var ya. İmam Rabbani. Tayyum evvel olmuş oldu o zaman. Evet, tekaddesine ondan sonra. وعرض التفصيل في عدد العلم وعزل بينها bak Mevla'nın ilminde Cenab-ı Hak kendi ilminde bende ne var ne yok Mevla yokladığı zaman وعزل بينها o zaman sıfatlarda oluştu التمييز ayrışma tamam مع بقايا عدد الزاد التعالى وتقدس على تلك الصرافة الإجمالية الوحدانية Cenab-ı Hak Celle Celle tek olmakla birlikte halis, muhlis, icmal yani son derece öz olmakla birlikte yine Allah'ın öz zatı var. Tamam mı? Öz zatı var. Ha, ama ilminde yani sıfatları bilmeyi mar ettiği zaman temayüz başladı. Kristal gene aynen kristal. Kristal kristalli üzere mevcut değil mi? Ha, sen ne zaman ki bakmak istedin ha, o zaman kırmızılar gözüktü. Kırmızılar renkler. Sıfatların yani temayüz etmesi, ne bileyim ilmin, hayatın, semiyin, basarın birbirine farklı gözükmesi, Cenab-ı Hak Celle öz zatı kayboldu, mayboldu demek değil. Bak buradaki bir sürü kelimeler, satırlar, hepsi İmam-ı Rabbani'den peki yani efendim kaynaklanıyor. Bunların her birisi mesela bir sıfatsa, her bir kelimede, her bir efendim harfte İmam-ı Rabbani gene varlığı söz konusu olur. Zat gene devam ediyor İmam-ı Rabbani. Peki, sonra وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فِي ذَٰلِكَ الْمَوْتِنِ Burada, bu noktada peki hiçbir şey kalmadı. وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فِي ذَٰلِكَ الْمَوْتِنِ Gayre dahilin, girmez, yani kalmadı فِي ذَٰلِكَ تَفْصِيلِ Cenab-ı Hakk'ın ilminde ilmindeki mesela sıfatların temayüzü noktasında hiçbir şey Cenab-ı Hak Celle Celle'nin ilmin dışında kalmadı. O zaman ne oluyor peki? Diyelim efendim sana efendim beka ile müşerref olan insan var aha buraya girdi. Tamam mı? Aha buraya girdi. Kutbül Hüsat. Ha aha buraya girdi. Yok. Kutbül Hüsat da kutbül medar var. Ondan sonra. Mevlan dostu buraya girdi. O zaman Cenab-ı Hak diyor ki Metin bu kadar yoruldun. Hoş geldin sefa geldin. Bak burası benim makamım tamam mı? Ben buradan efendim ne yapıyorsam yapıyorum. Aa mühür sana diyor Metin. Mevlan dostu bu oldu işte. O ne yaparsa altına Cenab-ı Hak aynen öyle imza atıyor. Efendiliği gibi ben de memurum diyor. Ben de memurum. Tam söyledi ondan sonra. Yanındaki imam var. İmam var diye neydi onun ismi? Şu Meydancık Camisi'nin imamı. İsmini bilmiyorum lazım. Yanılmazsa ismiyim diye. Aynen böyle. Ben de memurum diyor. Memursa peki neyin memuru peki? Ona da bunu söyle. Onlar da memuru yani. Osmanlı ararken bir de burada var. Tamam mı? Buralarda. Onun için Sultan Abdülhamid'e bombalı suikast yapıldığı zaman Şeyh Zafer Efendi bunu söylüyor. Benim iznim olmadan bir yaprak bey kalkmaz diyor. Acaba diyor bu bombalı suikast yapıldığı zaman ben o an neredeydim ben? Benim ilmim dışında bu bomba patladı diyor. Osmanlı bir de burada. Öyle. Şimdi bu bağlamda peki bu tarihçiler ne yazıyor peki? Hiç yani. Kendisine göre bir efendim bir ufuk çizmiş. Orada ne görüyorsa onu yazıyor. Demenmişim öyle. Yok.
Yani Mevla ben eve gitsem ben memnun değilim. Yani insanlar memnun, ben memnun değilim. Sen efendim yani... Orada ırmak akarken ben bir kap dolduruyorum, boşaltıyorum, tekrar geliyorum. İsterim ben de ırmak olayım. Yani. Ben isterim ki sen seyahat ya Resulallah deme. Tamam mı? Şefaati istersin, istemezsin. Ben şefaati düşünmem. Ben şecaat ya Resulallah diyorum. Evet, maşallah. O Sultan Süleyman öyle diyor. Ya Rabbi diyor. Ben de şecaat ya Resulallah diyorum. Ondan sonra salavat ya Resulallah diyorum. Direkt ya Resulallah diyelim de atalım kendimizi. Dedi ya Rabbi diyor. Hep aşıklar diyor sana kavuşmayı istiyor. Ben istemiyorum ya diyor. Allah'ım. Acayip bir adam. Herkes Mevla'ya vuslat istiyor. Bu yok istemiyorum diyor. Niye? Sana vasılat da oh demektense sana uzak kalayım. Senin asit hadisinle yalan bu daha değil. Onun için alttan inmeyeceğim ya Rabbi. Ben efendim yani günahlara düşünmüyorum artık. Cennete düşünmüyorum. Ne huri ne gülman. Ben şecaat ya Resulallah diyorum. Sonunda arkandayım hoca. Arkandayım korkma. Ben alttan inmiyordum hoca. Öyle. Şimdi ümmet bedavadan şefaat ya Resulallah istiyor. Ulan be hayvanlar. Şecaat ya Resulallah çekin gittin ya. O zaman cihat başladınız. Şecaat etsek. Şeyde Rami halinde bir mescit var, o bir ihvan efendim şeyde imamdır. Bir gün çıkmış ya mihraba, şey minbere, cuma günü. Cemaat demiş, İstanbul üç evliya ile ayakta duruyor demiş. Birisi İskender Paşa İmam Mehmet Zahid Kotku, öbürü Sami Efendi, ikisi de İrtihal-i Darül Beka iledi. Bir Mahmud Efendi kaldı dedi. Acelesi olan Allah'ın gitsin, ona intisap etsin. Başka kurtuluş yolu yok. Ela inna sen kelam ve ablevan nizam. Kelam Allah. Kelam. İnmiş herhalde. Acelesi olan onu bulsun demiş. Benden bu kadar da ben gidiyorum ben demiş. Ama ne güzel söyledi. Oflun işine benzedi. Kurban bayramında oflu demişse çık vaaz et. Bayram namazına gir. Ben vaaz maaz bilmem ben demiş. Ya yapma etmesen oflucum demişler işte. Ya tamam da ben öyle oflu değilim ben demiş. Ya sende gene bir şey vardır ya işte huyundan suyundan ulemadan bir şey sana karışmıştır. Ya kardeşim tamam ama ben işte öleci değilim ben demiş. Yok demişler sende mutlaka bir şeyler vardır. Hadi bakalım buna perdat olanma doğru kürsüye atmışlar. İlk defa çıkıyor toplum karşısına. Bakmış böyle bakmış bakmış böyle millete böyle bakıyor ne diye diye. Cemaat demiş. Allah bilir demiş, iki diyenin anasını ağırlığa resmen o da fintep gitti, tamam mı? Ondan sonra o da El Fatiha dedi, kimse sayar. Yine diyor ki işte, hoca dedim böyle olacak, tek kelime işi bitirir demiş. Ya ya konuş, 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 tamam mı? Hoca dedim böyle olacak, tek kelime işi bitirir demişler ya. Şimdi, şimdi öyle oluyor biraz, o hocam yaptı. Evet, hani böyle de olmaz da, İslam'ın mesaj alınmıştır. Evet, bu da böyle. Demek ki, وَلَمْ يَقَّ شَيْءٌ فِي ذَٰلِكَ الْمَوْتِنِ Yani bu ilim işte her şeyin yani, Mevla her şey ilmiyle efendim yani ihata ettiği o anda var ya, ha. Peki, hiçbir şey kalmadı, gayrı dâhilin فِي ذَٰلِكَ التَّفْصِيلِ Evet. Mevla'nın ilmindeki tafsilde ve gayre mümeyyezin ayrışmayan hiçbir şey kalmadı. İşte Cenab-ı Hak Celle Celal'e olmuş, olacak, ne var, ne yok hepsini bu makamda Mevla efendim gördü bildi. Ve dahasını söyleyeyim. Cemil-i kemalat, bütün güzellikleri Mevla'nın elleti, öyle kemalat ki kâne küllü va'id minhâ, her bir kemalat var ya, nedir peki? Bel cemul kemalat elleti kana kullu vahid minha aynı zati peki zatın aynı olup varada fi ila mertebetil ilmin ilim mertebesine varid olmuştur gelmiştir yani öz zatın tıpkısı olan bütün kemalat tek tek ilim mertebesinde ne oldu yani şimdi diyor ya şey Selkusiye kasıt da o maksıt da o talip de o matlup da o şahit de o meşhut da o gören de o görülen de o arayan da o aranan da o yönelen de o kendisine yönelilen de o şu mübarek bir hakkını vereyim de sen var ya o an var ya, hoca, cemaat var ya, darmadan olur o an.
Bazı şeyler var da. Yani beni şimdi müşrik diye adı dersin diye diyemiyorum ya. Cüneydi Bağdat'a da sohbeti. Vaktesebe teazil kemalatun mufassalatun. Bak bu detaylı peki yani kemalat iktisap ettiği fi mertebetin saniyetin ikinci basamakta. Mertebe-i saniye ne? Hani Cenab-ı Hak kendi ilminde kendi kemalatını seyretme basamağı var ya. Ha orası işte. Hocam bunlar la teayyün dediğimizin içinde oluyor değil mi bunlar? La teayyünde oluyor bunlar. La teayyünde? La teayyünde bir kadem aşağıda. La teayyünde temayüz memayüz yok. Hareket mareket yok orada hiç. Teayyün evvel dediğimiz mi o zaman? Orada. Bir ismi de teayyünü ilmi şey dışarı çıkıyor. La teayyünde böyle şeyleri konuşamazsın. Çünkü orada hareket yok. Bitti. Var fakat varlığından hiçbir haber yok. O kadar. Yani la teayyündeki ilimde ama bunların hepsinin olacağı zaten mevcut. Bu bahsettiği yer ne biliyor musun? Yunus balığı bir zıpladı tamam mı? Bir poz verdi. Bayına suyun üstünden. Cumhurbaşı kendi aldı aşağıya. Burası orası işte. Bir de var balığın suyun içerisinde gezdiği an var. Ne var bunda peki yani? Balık mı var? Başka bir şey mi var? Ne hiçbir şey bilmiyorsun yani. Bu bahset bir balık zıpladı suyun üzerinden. Bir selamun aleyküm dedi. Lop kendi aldı aşağıya. Tamam mı? O zaman buranın iki ismi oluyor. Bir tayini evvel bir de ilmi tayini değil mi hocam? İşte ama. Değişir. Ama yok yani. İlmi tayin onun izahı. İzahı olmuyor. Yani. Tayini evvel nedir? Tayini evvel Cenab-ı Hakk'ın ilminde kendi zatında bulunan kemalatı seyrelmiş oldu makam. Yani tenezzül, iniş basamağı. İniş. O demek oluyor. İlk iniş. Evet. Vektesebe tazil kemalatul mufassalatu. Bak bu detaya dayanan güzellikler ne oldu? Elde etti. Fi mertebetin saniyetin ikinci mertebede vücudan zilliyen. Vücudu zilli elde etti diyor. Niye? Hareketler mi oldu çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun şeyinde? Zaten işte. Ben onun için yani şey yapıyorum. Burada diyor yani la teayyünden diyor. Sonrasını diyor artık diyor. Burada hudüs başlamıştır diyor. Eylül'de işte oradan takıyor Rabbani onlara. Bak burada ne yaptı şimdi? Zil oluştu mu? Oluştu. Onlar şimdi diyor ki la teayyünde şey yok yani. Hudüs yok. Teayyünü evvelde yok. Teayyünü saniyede yok. Alemi erbahta başlıyor diyor. Rabbani ne yapıyorsunuz? Hem diyorsunuz ki teayyünü evvel diyorsun. Bak teayyün. Teayyün fiildir diyor. Tecelli patlak verdiği an iş bitmiştir. Hareketten sallandı tamamdır diyor. Tabi. Onlar demek ki şöyle tabii görüyor o zaman hocam. Bunun Rabbani fark. Onlar şöyle fark görüyor demek. Fena açacaktı. Allah'ın kendinde tayin ettiği için herhalde onları tayin saymıyorlar. Onlar öyle düşünüyor herhalde. Allah bu daha önce kendi zatında yaptı. Mutlaka tabi yani. Kendi zatında yaptığı için onu tayin görmüyor. Yani dışarıda bir şey yok. O kadar yani. Evin içinde oluyor diyor. O kadar. Ama İmam Rabbani diyor ki bak tayin kelimesini kullanıyorsun diyor. Tayin. Kullandığın kelime peki ne? Hudüs'ten sinyal veriyor peki. Öyleyse hudus tamam mı? La teayyün sonra başlamıştır diyor. Ha ondan aşağıdaki katmanları kendi arasında şey yapsan yani. Peki Allah'ın zatında olan teayyünler, Allah'ın zatında olmayan teayyünler. Onlar da biraz haklı gibi bir itibarla düşünürse hocam. İşte yani şimdi itibarlar farklı. Allah-u Teala'da oluyor olaylar dışarıda olmuyor ki. Adem gene şey oluyor gene İmam Rabbani. O daha hassas bir şey. Çok daha yani şey konuşuyor. Mantıki konuşuyor. Hocam o önceki tarifte tıkanırız yani cevap kitlenebiliriz ama İmam Rabbani Hazretleri'nin tarifinde ancak çözülür şimdi. Sen hem buna tayin diyeceksin hem de ondan sonra peki tecelli mecelliye alem ervata arştan sonra başlayacaksın. Allah da tayin olmaz diyor. Diyor olmaz öyle izah eder hocam. Olmaz diyor. Peki tayin bu teferruat neye öylese diyor. Yani onlar da kadim demiş oluyorlar. O zaman o kadim yapıyorlar. Vasummiyet peki bismi sıfati tamam mı? O zaman diyor biz bunlara sıfat diye tesmi ediyoruz. Tamam mı? Mevla kendi ilmiyle kendi kemalatını tık 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 gördü. Ondan sonra dedi ki aha benim hayatım, aha benim sem'im, aha benim basarım. Ondan sonra ben kitap yazıyorum mesela. Diyelim mesela ne diyorum? İşte benim tefsir gücüm, işte benim hadis gücüm. İmam Rabbani kim diye desen bana al. İmam Rabbani bu. Ondan sonra ne demek bu? İşte bu adamın yani tefsir gücü, hadis gücü, fıkıh gücü, tasavvuf gücü bu demektir. Ama kendisinde şu sizme olmasaydı nasıl peki bizim söyleyecektik ki? Ve hasenellehe. Peki bu sıfatlar için mesela yani el kıyamu varlık söz konusu oldu. Bi hadreti zati kendi öz zatıyla. Elleti öyle hadreti zat ki ya asluha sıfatların esası bu. Senin anlayacağın.
Ha, sen şöyle düşün, buradaki bu bağlamdaki sıfatları işte meyve ağacının meyveleri gibi düşün yani. Elmaları, armutları, bilmem neleri vesaire vesaire. Adam Antalya'da serada bir fidan yetiştiriyor. Fidanın bir kısmı patlıcan veriyor, aynı bünye. Bir kısmı efendim şey veriyor, biber veriyor, çarlistan veriyor. Bir bölümü domates veriyor. Ecdat da bunu yapardım diyor bazıları. Diyor ki ben aynı ağaçtan diyor elma da yetiştiririm, armut için diyor ecdat ama fıtrata mugayir derdi. Biliyor musun onları? Fıtrata mugayir derdi. Topkapı Sarayı'nın girişinde bir ağaç vardı. Yarısı peki elmaydı, yürüyor, yarısı armut yürüyor. Tek köktü. Tek kök yani. Peki öyle ağaçlar. Bu da efendim yani şeyin bitkilerin çift cinsiyetlisi. Tamam mı? Hüsası yani senin anlayışın. Peki ya asla. Ve ayyanu sabite tu ayyanu sabite. Ayyanu sabite, ayyanu sabite inde sahibil fususi. Fususi kem sahib, ayyanu sabite ibaretun ibarettir. Antil kel kemalatil mufassalati, bu detaya dayanan kemalattan ibarettir. Elleti, öyle peki kemalatil mufassala ki, iktesebet vücuden ilmiyen, yani Mevlam ilminde varlık kazananlar peki. Yani ilmen varlık ama fi mevtin ilmi. Oraya ayağını sabit ediyor şey. Varlıkların yani asıl fethi yani oluştuğu varlıklar daire Yahya yaratılmadan önce Yahya'nın haritası işte budur diyor. Mevlam ilminde Allah-u Teala'nın kendi zatındaki sıfatlarını icmalen gördüğü yere efendim şey diyor. Yani senin varlığın aslında ne oldu? Vücut oldu. Tamam mı? Varlık oldu. Ama ve inde hâde fakir. Ben denize göre diyorum Rabbani. Vakâkül mümkünat. Yahya'nın ağacın, dağın, taşın peki özü ana merkezi sinde fakir. El adamat. Vücut değil, tamam mı? O bunlar değil. Mevlan ilminde yani temayüz etmiş olan sıfatları değil senin özün. Onların hepsinde vücut var değil mi? Ha o değil ya. El ademler, ademler. Elleti öyle ademler ki. Yemmebadi cemi'i şerri ve naksin. Peki bütün kusurların, çirkinliklerin ve kaynağı olan ademlerdir. Ma'atil kel kemalat. Mevlan o sıfatları da var. Elleti öyle sıfatlar ki in'aketet aleyye o ademlere yansıyan. Nasıl yani? Diyelim ki Allah Celle Celaluhu şimdi kendi zatındaki kemalatı gördü mü? Gördü. Ne var onda mesela? Diyelim ki 100 kalem mesela kemalat var. Eyvallah. Şimdi Mevla seni ne zaman yaratacak? Ona şimdi o gördüğü ana şey diyor nedir? İbn Arabi diyor ki işte varlıkların peki aslı, tamam mı? Orijinal disketleri, kayıtları, dosyaları, haritaları onlardır diyor. Mevlan değil, yok diyor. Ayyan-ı sabite şudur diyor. Bir basamak daha aşağı ineceksin diyor Rabbani. Oradaki gördüğü kemalat var ya, o kemalat Adem'e yansıyacak. Nasıl yansıyacak? Şöyle diyor, ben Yahya'yı yaratacağım diyor. Yahya'ya mesela kendi o kemalatımdan, mesela ilim kemalatımdan, kendi kemalimden, güzelliğimden, işte ne, 40 yıllık bir ilim vereceğim ona, bitti. Belki hayattan 40 yıllık efendim yani bir şey vereceğim ona. Görmeden mesela 20 yıllık, ondan sonra güç ve kuvvetten diyelim 40 yıllık, 50 yıllık vesaire. Tamam mı? Ha, ne zaman ki kendi kemalatını yoklukla merc etti, tamam mı? İşte diyor ki İmam Rabbani, Yahya'nın diyor asıl temeli diyor, o ademlerdir diyor. Adem'e yani mundan yansıyan peki sıfatlarla birlikte o ademlerdir diyor. Maddenin yani şeyi efendim yani aslı odur diyor. Yoksa yani o kemalat değil diyor. O zaman ne oluyor peki? Küllühü oluyor. Her şey o oluyor. Fakat yani itibar değişirse İbn Arabi kurtulur burada gerçi yani. Bir fark yok ki. Yani işte öyle ya. Çünkü şöyle bir soru geliyor. Ama bana diyor ki bak diyor varlık fani mi diyor. Dünyada yokluk bir şey var mı diyor. Var peki. Yani sen yokluğun nasıl peki yani efendim sen güzel öpüyorsun ki. Yani o sonra zil denen şey bir defa, zil denen şey Adem olmadan peki patlak verir mi, olur mu? Mümkün değil yani. Ama mesela ne gibi? Diyelim mesela bu mesela beyaz değil mi? Beyazdır. Burada bir nokta, mesela benim nokta koyma kabiliyetim var. Çizgi çekme kabiliyetim var. Eğer şu var ya, eğer şu yokluk, şu beyazlık var ya, eğer bu efendim varlık olsaydı ve hani diyelim mesela siyah olsaydı, ben buraya siyah koyduğum zaman kendini göstermezdi, tamam mı? Ama şu Adem değil mi yokluk peki? Çizgi ise vücuttan haber veriyor ha. O zaman ne oluyor peki çizgi? Şuraya nokta buraya düştüğü zaman kendini gösteriyor mu? Gösteriyor. Şimdi bana ben diyor ki Yahya'nın diyor aslı orijinal işte bu düz kağıttır diyor.
galiba şimdi o noktanın da olabilmesi için bir mekana ihtiyacı var. Yani bir cisim... İşte mekan gibi oluyor. Mekan gibi oluyor Adem. Mekan gibi oluyor Adem. Biz de öyle diyorduk. Onlara göre bir cismin bulunabilmesi için başka bir cismin bulunması lazım. O da bir cismi gerektirir ya da... O zaman tesasüle giriyor hocam. Ne? Hocam, tesasüle girer. Yok ama bir varlığın olabilmesi için de illa bir mekana ihtiyacı vardır. Mekanı olmadı ama bizim şeyimize göre İmam Rabbani olmadı. Şimdi bizim vardır diyoruz yani. Bizim varlığımızın yani netleşmesi için mutlaka ve mutlaka Adem mayasına ihtiyaç var, karısına ihtiyaç var. Yani diyelim ki ne deriz mesela, eğer bende kırmızılık varsa, yani ben efendim yani kırmızı bir su yapmak istiyorsam mutlaka bu boyayı ne yapmam lazım? Suya karıştırmam lazım benim. Yani su olmadan mesela diyelim işte kırmızıyı ben sana gösteremem icabında. İmam Rabbani diyor ki bu ademler sayesinde diyor yani mevcudat diyor yani mevcudatın tabanı o oldu diyor. Yani Adem ayna oldu. Peki Cenab-ı Hakk'ın o yani zilli olan kemalatı vesaire onlar da bir yerde ne oldu peki şeye efendim o aynaya yansıyan suretler oldu. Hocam Arabi'nin yoluna gidenler şöyle itiraz ederse bize siz de Adem'i varlık yaptınız. Adem nasıl olur da ayna olur, varlık olur da oradan Mevla'nın sıfatları tecelli eder diye bir itiraz ederler. O zaman ne peki? O zaman yani... Biz yokluğu varlık yaptık. Olmaz ki o zaman yani. Adem her türlü çirkinliğin kaynağı. O zaman Adem ile Cenab-ı Hak Celle öz zatın aynısı olacak peki. Allah-u Teala naks ve şerden münezzehtir. Ama bir şey izafi değil midir hocam? Ne? İzafi değil midir? Yani bize göre öyle. Yoksa bize göre öyle, öyle deriz. Allah'ın mesela kafir ederiz, Allah'ın işte mudil ismini tecellisi deriz. O zaman niye Allah-u Teala cennet yarattı ki? Hocam, mümkünatın kaynağını... Allah'ın tecellisi derim hocam. Şimdi şu var, yani İmam Rabbani mektubuna diyor ki, Allah-u Teala'nın sıfatları var ya, çift yöndür diyor. Bir tarafı öz zatına bakıyor, o şu ona atır. Bir tarafı dışarıya bakıyor. O Hudüs'ün, Adem'in şeyler var ya, Ademler Cenab-ı Hakk'ın sıfatların kendine bakan tarafından bir patlak verdi diyor. Öz zatından değil diyor. Ben Adem illa kabul etmemiz gerekiyor. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğiyle alakalı mektup, uzun mektup orada İmam Rabbani'nin söylüyor. Bak burası var ya, yani bütün materyalizm, ateizm hepsi buraya kilitleniyor. Bu sonralık, moralık meseleleri vesaire, zorunun zırtı diye burası. Peki yani bu yokluk da bizim ihvandan bile ne o karayip genetlenmek için sormuştu. Peki hocam yokluk nereden geldi? Yokluğu nasıl varlık haline getiriyor? Böyle deyince bu nasıl oluyor şimdi mesela? Diyelim bende konuşma melekesi var mı? Eyvallah. Bende potansiyel konuşma olan meleke benim öz zatıma bakıyor. Bir de konuştuğum zaman dışarıya bakan bir konuşman yani motorun contası gibi. Bir tarafı alt kafa bakıyor, bir tarafı üst kafa bakıyor. Şimdi üste bakan taraf yani kainata bakan tarafta Hudüs var diyor Rabbani. Oradan diyor Hudüs rayihası geliyor diyor. İkincinin son yok. Bunun sonu olacak galiba. Yani Hudüs rayihası geliyor diyor. Kainat Mevla'nın öz sıfatlarının kainata, hadise bakan tarafından Hudüs rayihası geliyor. Oradan diyor Adem patlak veriyor. O zaman gene ayrıldı mı öz zatından? Gene farklı. Gene ayrıldı. Yani Hudüslü rahiyasından Adem ortaya çıkmış oldu. Evet. Adem'i o zaman varlık haline getirdik biz. Evet. O zaman bize şöyle bir soru soruyoruz. Ama bak bir dakika. Adem var mı? Belki var ya ama o Cenab-ı Hakk'ın öz zatına bakan taraftaki sıfatlar zaten Şunat ismini alıyor. Tamam mı? Onlara Şunat deniyor. Yani bitti. Onun bunun alakası yok ki. O zaman bize şöyle bir soru soruyoruz hocam. Adem varlık mı diye. Adem var mı? Şimdi varlık tamam. Şimdi Adem ama o bağında varlık değil. Bir manada varlık ama Adem. Şimdi diyelim ki mesela... Adem diye bir şey var. Bak şimdi ağzından ses çıkıyor değil mi? Şuraya boşluk var. Bu boşluk mesela şu boşluk olmasa diyelim. Yani ses boşluğu olmasa senin sesin peki varlık ispatlayamaz. Tamam mı? Bak burada mesela diyelim kuvvetli bir ses olsa. Artık duymayacak şey yani senin için duyamayacağın kadar peki. Senin var ya o konuşman kesinlikle varlık göstermez. O zaman Adem olmazsa vücudu ispat edemeyiz. İşte senin var ya ağzından çıkan şey nedir yani? Bak sözün var ya sesinin duyulması sonralıklı bir özelliği taşıyor o senin ağzından çıkan söz. Ne? Varlığın bilinmesi yokluğa mı bağlı? Varlığın bilinmesi şu varlığın yokluğa bağlı. Zaten tarikatta bir makam var. Tamam hep böyle gidiyorsun. Varlık bakıyorsun yok. Mesela kendindeki mesela cömertliği görüyorsun. Karşına bakıyorsun, cimri de görüyorsun. Yukarıya çıkıyorsun, onun aslını görüyorsun. Onun da aslı var. Şimdi mesela diyelim zincirin var 90 tane halkası değil mi? Veya 100 tane halkası. Hep böyle gidiyorsun. Aslında 101 halka var, dikkat et. 101 halka.
100 halkaya gelinceye kadar iki tane zincir düşün. Tamam mı? Bir taraf hep kemalat zinciri. Tamam mı? Öbür taraf ise nekaiz ve şunur zinciri. Şimdi 100. mesela en son halkadan bakıyorsun. Bu zincirin karşısında bu halka var. Bu halkanın karşısında bu halka. Halka, 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 halka. 100'üncüye geldin baktın. Aa halka, halka. 101'e çıktın. Yok. Yok. Tek halka. Ne diyor ona? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu zıddı konumunda, zıddı konumunda adem bulunmayan mutlak varlık. Zatının zıddında bir şey yok. Zatının zıddı. İki ay miktar hatta ondan daha yakın oraya mı girdi? Havva Fahsiye'nin evet naya mı girdi hocam burası? Onu diyor. Ne? Yani iki taraflı gidiyor dediniz ya. Hava kavşan evet na burada mı oluyor hocam? Evet na orada. Evet na makam. Aa benim işte. Ben işi bitirmişim adam. Onu istiyorsan da burayı sen muhallebi Allah'tan zor etmiyor mu? Melek ki at çıntanın keyse dahil. Öyle bir şey çıktı ortaya. Allah'tan zor bir sonuçta. İşte atsan gelsin yine. O zaman Allah'tan mı zor etti? Vücut değil. Bak şimdi acaba var ya varlık desen varlık desem bile o varlığın var ya rengi ve tonu Cenab-ı Hak Celle Celal'ın varlığının rengi ve tonu değil. Tamam mı? Yani hayrın o zaman peki ne olacak? Cenab-ı Hak cimri olacak. Cenab-ı Hak cahil olacak. Cenab-ı Hak zalim olacak. Çünkü ne? Bunun aslında olmadı. Olmadı. Ama zulüm gene varlıktır değil mi? Ama peki onun rengi ve tonu Mevla'dan gelen gibi aynısı mı oldu? Bak rahmet var Mevla'dan geliyor mesela. Peki rahmetin varlığıyla peki zulmün varlığı aynı özellikte mi? Birisi cemal, birisi hayır, birisi ise şirret ondan sonra naks sayı sevindiğin kadar. Cenab-ı Hak ne oldu bu sefer ondan sonra? Her türlü pisliğin affedersin bulunmuş oldu, varlık oldu peki. Yani, o zaman, ne oldu ki peki o zaman? Allah nerede Allah olacak daha? O zaman Adem'i Allah yarattı diyeceğiz, izadi varlık diyeceğiz değil mi hocam? Yani Adem'e. Adem'in yarattığı denilen süresi yok. O zaman Allah yarattı, mahluk diyeceğiz. Bak ibare dönmüyor işte. Ya bir şey diyemiyoruz. Kullanıyorsan o yarattığı var, emaneten kullan. Emanete olarak. Emaneten kullan. İzadi olarak, bölge var. Öyle. İzadette yok. Adem denen bir varlık var, eyvallah. Ama İzadi, mantıklı zihinde. Kemalatın varlığı cinsinden bir varlık değil o. Zihinde var diyeceğiz hocam. Yani zihnimizde var Adem diye. Öyle yani. Zihni varlık. Şimdi sen şimdi gel efendim yani coşmuşu kamil de. Ne kamili peki? Kamil de neyindir şu itibarı? Şerlerin kamil yani. Şerde hocam, kamil. Şimdi kafanız hocam başladı. Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlayacağız? Bir yüzü Mevla-i Teala'sına bakıyor, bir yüzü Efendimiz Aleyhisselam bakıyor ya. Efendimiz Aleyhisselam bakan tarafta İmam Rabbani Hazretleri'yle renk var ama Mevla'ya bakan tarafta renk yok demiş. Tabii İmam Rabbani şeyde nedir? Nefsin emir mertebesinin tepesinde Kur'an-ı Kerim varlığını düşünüyor. Tamam. Burası isteyeyim. Bir üstü nefsin emir. Kim var orada? Evlullah var, Ruhaniyyum var, ondan sonra Enbiya var, Melek-i Kerem var, Muhammed Mustafa var. Muhammed Mustafa'nın üstünde Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim, kelam-ı nefsi, kelam-ı lafzi. Tamam mı? Kur'an-ı Kerim, kelam-ı lafzi ayağı, şeyde nefs-i emr mertebesinde. Peki ondan sonra kelam-ı lafzi tarafı. Kelam-ı nefsi ise hariç mertebesinde. Öz zat-ı fark-ı Sübhani'nin peki varlığının söz konusu olmuş olduğu daire içerisinde. Yani şunat dairesi. Oraya hiçbir şey diyemez şöyle böyle renkler. Bize de bakayım hadi. Şöyle. Orada giderken var ya, Albert Köy'de telefon çağırsın sonra. Ne oldu şimdi burası geldi mi ders başına? Erşedeki Allah'a. Evet Vazel Kelam var ya, burası var ya, gösterdiği tefsiren. Abo burası var ya, öyle bir detay istiyor ki, yember el istimalo bi iznil akil. Buraya var şu kafanızdaki inek kulağı değil diyor. Tamam mı? Aklı, aklın kulakları var tamam mı? Aklın, o kulaklarla burayı dinlemek lazım diyor. Haftaya inşallah devam. Bizi izlemeye devam edelim.